Yani Miki fare. Bütün çocukların gözdesi. Hatta anne babalarının da. Peki nereden çıktı bu Miki Mouse? Miki Mouse bundan tam 95 sene önce hayatımıza girdi. Miki Mouse'un ilk yayınlanması 18 Kasım 1928. O tarihte Miki Fare Steamboat Willie isimli bir çizgi filmde görülür. Aslına bakarsanız bu film Buster Keaton'ın aynı yılın Mayıs ayında yaptığı bir filmin parodisidir. Dolayısıyla bilinen ve çok sevilmiş bir filmi de dalga geçince Miki de çok çabuk tanındı. Miki'nin çıkışı da enteresan. Çünkü aslında Walt Disney Universal Stüdyolarının küçük bir alt şirketi. Orada çeşitli animasyonlar yapılıyor. Tavşan Oswald diye bir karakter yaratıyorlar Universal Stüdyoları için. Fakat o sırada anlaşılamıyor. Pek çok insan Universal'dan ayrılıyor. Walt Disney kendi stüdyosunu kuruyor. Ellerinde de o güne kadar geliştirilmiş Tavşan Oswald var. Dolayısıyla Tavşan Oswald'un kulaklarını biraz kesip yuvarlıyorlar. Gövdesini biraz daha dolduruyorlar. Ve karşımıza Mickey Mouse çıkıyor. Bir anda öyle bir karakter yaratıyorlar ki aslında dünyanın en bilinen karakteri ortaya çıkıyor. Daha sonra da Mickey 130'dan fazla filmde rol alıyor. Hem tek başına hem arkadaşlarıyla. Ama önemli olan Mickey'nin kendisi. Mutlaka bir kırmızı şortu var. Bazen papyonu var ama en önemlisi kocaman ayakkabıları ve beyaz eldivenleri. Hatta kocaman ayakkabılarının Charlot'tan esinlendiği, Walt Disney'in Charlie Chaplin'i çok sevdiği için ona benzer bir karakter yaratmak üzere kocaman ayakkabı koydu. Ama eldivenler başka. Eldivenler tam insansılık. Hem vücuttan koparabiliyor hem de insana benzer hareketleri bu minik fareye yaptırtabiliyor. Üstelik de fare öyle herhangi bir fare değil çünkü zor zamanlardan geçiriyor. 1928-29 krizinden bir sene önce dolayısıyla farenin ilk yılları Amerika'nın büyük buhranı sırasında. Mickey üstelik güçsüz, selimsiz bir fare. Ama yılmadan her şeye karşı çıkabiliyor, yılmadan başarı peşinde koşabiliyor. Yani o sırada ekonomik krizin altında ezilen pek çok insan Mickey'nin cesaretlendirmesinden büyük keyif alıyor. İlk başlarda da zaten kendisi başrolde olmak yerine dişi karakter Minnie'nin pek de şansı olmayan talibi rollerinde Minnie'nin peşinde koşarken görüyoruz. Ama 35'ten sonra Aslan Mickey en birinci kahraman haline geliyor. İlk renkli filmi de Band Concert. Bu Oscar'da da gösteriliyor. Fakat şöyle ki Oscar seçimlerinde sadece profesyonellerin seçtiği bir film olarak en iyi film oluyor. Ama halka hiçbir zaman gösterilmiyor. ...1940'ta Mickey'nin yaptığı ilk uzun metrajlı film, aslına bakarsanız kült haline gelen Mickey'nin de başlangıcı. Film Fantazya. 80 yıl önce yapılmış bir film, bugün hala kült filmler arasında. Fantazya bütün dünyada inanılmaz sayıda seyredilir, çok meşhur olur, büyük bir başarı kazanır. Fantazya'da müzik çok önemli tabii ki. Ve animasyonun da en ileri noktası. Bale yapan hipopotamlar mı istersiniz? Herkes var. O kadar da iyi kullanılır ki filmin sonunda filmdeki müzikler için orkestrayı yöneten Leopold Stokowski, ki o zamanın en meşhur şefi, filmin sonunda Mickey ile tokalaşır, el sıkışır. Kuyulardan taşan sularla, bir türlü yetişemediği süpürgelerle Fantazya filminde baş edemeyen Mickey, inanılmaz başarıları normal ticari sahada bulur. Aynı zamanda Mickey kulüpler devreye girmiştir. Mickey kulüpler ilk defa olarak çocukları bir arada toplayıp onlarla ilişki kurabilen
bir türlü etkileşimli yapılar olmuştur. Belki de ilk etkileşimli yapılar. İki fare kulüpleri dolayısıyla Mickey'nin daha da geniş kitlelere yayılması için önemli bir araç haline gelmiş. Ki bunlar da sonunda tema parklarına kadar götürür bu sevgiyi. Harp sonrasında televizyonlar geliştikçe, televizyonlar renklendikçe Mickey'nin de önü açılacaktır. 55'ten sonra televizyonlarda her gün yayınlanan Mickey kuşakları oluşturulur. 1978'de ise Hollywood Hall of Fame'e girer. Yani Hollywood'un kabul edilen en meşhur oyuncuları arasına girer. Kaldırımlarda ismi vardır artık. Ve buraya kabul edilmiş ilk çizgi karakterdir yine. Kuşlardan sonra da Mickey artık her yerdedir. Her şeyin içindedir. Bilgisayarlarda da vardır, oyunları da vardır, kutu oyunları da vardır, kendi mağazaları da vardır, her konudadır. Dedektiflikle yapar, aslanlık da yapar, Minnie ile beraber dolaşır, Goofy ile beraber sorunları çözer. Önemli bir karakterdir. Her yerde fare olduğuna göre Mickey'nin de milliyeti yoktur. Herkesin bir Mickey'si vardır. Kimisi ona Mickey der. Kimisi Çinliler gibi Mi Shao Pu der, kimi İtalyanlar gibi Topolino der. Ama Mickey, Mickey'dir. Bazen çok sert kullanılır. Stanley Kubrick'in meşhur filmi Full Metal Jacket'in en son sahnesinde korkunç katliamlar, her taraf kan, her taraf bomba kokusu, her taraf ceset ve onların üstüne yürürken askerler pür neşe Mickey Mouse söylerler. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E Mickey Mouse! Şarkı aslına bakarsanız serttir ama şunu görürüz. Mickey Mouse hayatın her alanına girer. En kötü durumda bile mutluluk verecektir, pozitif düşünce verecektir. İnsanın kendini güçsüz hissettiği, hele hele bu kadar kaygı duyduğu, ne olacağını bilmediği günlerde bile olumlu düşünmeye ihtiyacı olduğunda gülümseten bir karakterdir. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Mickey gibi olumsuz dönemlerde, bilinmez zamanlarda nasıl daha mutlu olunur, onun peşinde koşun. Görüşmek üzere.